Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkçe yazılı sorularının çözümünü beraber yapacağız. 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav soruları. Testten oluşan çok güzel bir sınav arkadaşlar, biraz bilgi yüklü. Beraberce hemen başlayalım, fazla uzatmadan. 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Şu soru köklerine lütfen çok dikkat edin. Kullanılmayanı bulacağız. Bakalım. A. İnsanlarımız kültür düzeyini ancak eğitimle yükseltebiliriz. Değerini olduğundan daha çok göstermek. Yükseltebiliriz. Değerini olduğundan daha çok göstermek. A seçeneği sanırım doğru cevap olsa gerek arkadaşlar. Bakalım. Bence bu işte bir numara var ama anlayamadım. Hile dalavere. Evet bu doğru arkadaşlar. Bunda da yırttık. Yırtmak ne demek? Kurtulmak. Bir işi yapmaktan kurtulmak. Evet. Fırtına bizi tarlada yakaladı. Yakalamak, birdenbire etkisi altına almak. Doğru. A seçeneğinde öyle bir kullanım yok arkadaşlar. Doğru seçenek A. Geçiyoruz. 2. Bu dizelerde numaralandırılmış kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Bursa'da bir eski cami vardı. Yani bir durumun varlığında söz eden bir kullanım. Küçük şadırvan, şakırdayan su, Orhan zamanında kalma bir duvar. Evet bu da aynısı. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Onunla bir yaşta. Burada bir denklik bildiriyor. Bir durumun varlığı değil, farklı sanırım. Eliyor dört yana sakin bir günü. Evet mevcut olan burada arkadaşlar. Farklı olan 3 nerede? C seçeneği. Farklı olan 3 arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. 3. soruya. Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de bu cümlenin özveri anlamını taşıması için aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması gerekir? Özveri anlamı taşıyacak bir sürdürülebilirlik getireceğiz arkadaşlar arkasına. 3. sorumuzun. Bakalım hangisi? Dostum beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim. Hayır. Dostlarımın kötü günleri yaşamasını hiç istemem. Hayır. Yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim. İşte bu nedir arkadaşlar? Özveri bildiren bir cümle. Yani doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Diğerini okumaya gerek yok. Geçelim 4. soruya. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Bakalım hemen arkadaşlar. Anneannem sadece biz çocuklar için değil, mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahiptir. Hayır yok arkadaş, bahçede hemen hemen her tarafta cuma günleri yer ocağında pilit odunun ateşinde yufka ekmeği bazlamalar yapardı. Hayır. 3. Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtıldı. Hayır yok. 4. Dumanı üstünde yufka ekmeği ve hayır, 3'te var pardon. 3'te var arkadaşlar. Yok dedik. 3'te var. Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşti. Sıcak bir tebessüm neden yerleşti? Yufkaların kokusunu duyunca. Burada da neden sonuç var? 3'te de var. 4'te de var arkadaşlar. 3'te de var. 4'te de var. Evet doğru cevap. D seçeneği. Hemen geçelim 5. sorumuza. Sorular uzun, biraz hızlı okuyalım arkadaşlar. Bu metinin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir? Önce soru ışıkları okuyalım ki hangisine yanıt olduğunu okurken bulalım arkadaşlar. Özür diliyorum. Yazarlık hayatımız ne zaman, nasıl başladı? Çocuklarımızda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı? Çocukluğunuzda kimleri okuyup ben de yazar olsam derdiniz? Kendinize örnek aldığınız bir kitap oldu mu hiç diyor. Bakalım. Evet, isterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Jules Verne Dünya'dan Ay'a Yolculuk kitabı vardı. Hiç unutmuyorum. Babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. 8 yaşındaydım. Aa arkadaşlar ne diyor? Bir zaman belirliyor. Ne zaman diyor? Nasıl başladınız? A seçeneği direkt bizi buluyor. Yazarlık hayatını ne zaman ve nasıl başladım? Hemen uzatmıyorum. A seçeneğinde yakaladığımız için devam ediyoruz. Bir sonraki soru, 6. soru. 6. sorunun başlığı burada çıkmış arkadaşlar. Anadolu toprağı, bakalım önce soru köküne bakalım ki belki parçayı okumamıza bile gerek kalmaz. Bu metinde Anadolu'nun hangi özelliği vurgulanmıştır? Hayır, okumamıza gerek var. Anadolu toprağı Türkler
yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan Rahman olmuştur bu topraklarda. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Doğudan, batıdan İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır. Irmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde alışmışlardır, almışlardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığın has gülüdür. Anadolu'nun hangi özelliği olduğu aslında çok açık arkadaşlar. Ne diyor? Birçok kültürün buluşma noktası olmazsa hemen A seçeneğinde zaten karşımıza çıkıyor A seçeneği. Geçiyoruz 7. Bu metinde şiir, şiirin aşağıdaki işlevlerinde, şiirin işlevlerinden hangisinde söz edilmemiştir diyor arkadaşlar. Şiirin birçok işlevi var. Bunlardan hangisinde söz edilmemiştir bakalım. İnsani değerleri aşılaması, ezber gücünü arttırması, dil zevki vermesi, milli kimliği benimsetmesi. Bakalım hangisi yok. Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce, izlenim sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımında da şiirin çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır. Evet, hangisi yok kullanılmamıştır arkadaşlar? Ezber gücünü yükselttiğine dair bir şey okumadım ben, doğru cevap. Ezber gücünü yükselttiği ya da arttırdığı ile ilgili bir şey okursanız bulamadığınız olmadığını göreceksiniz. Geçiyoruz 8. sorumuza arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra öyle ki saatte 25 kilometre hızla bile yüzebilir çizelim cümlesinin getirilmesi uygundur diyor. Bakalım arkadaşlar. Deniz neyi olarak bilinen manatiler genellikle vakitlerini su altında bitki örtüsünü otlayarak geçirir. 2. Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. 3. Vücutlarını suyun üzerinde itebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı aşağı hareket ettirir. 4. Hantal görünüşlerine rağmen manatiler usta yüzücülerdir. Öyle ki saatte 25 kilometre hızla bile yüzebilirler. Evet arkadaşlar, 4'e getirdiğimiz zaman hiçbir bozulma olmuyor. Ne diyor? Hantal yüz görünüşlerine rağmen dediğine göre arkadaşlar, öyle ki ile başlayan bir cümle getirdiğimiz zaman zaten hemen ben buradayım diyor cevap. Geçiyoruz 9. soruya. Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır diyor arkadaşlar. Bakalım. Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplanırlar. Hemen bir doktor çağırır diye bağırışırken hocam, bana doktor değil eşekten düşmüş birini bulun der. Bundan da anlaşılıyor ki evet, yani eşekte düşeni kim anlar? Eşekten düşen anlar halinden. Öyle bir cümle bulacağız. Bir işin en iyi olanı uzman yapar. Hayır, insan başına her an her şey gelebilir. Hayır, bazen insan çaresiz kaldığında ne söyleyeceğini bilmez. Hayır, aynı duyguyu yaşayanlar birbirini, evet aynı duyguyu yaşayanlar birbirini daha iyi anlar diyor. Yani eşekten düşmüş birini çağırın diyor bana. Aynı duyguyu yaşamış birini çağırın. 10. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Evet, hangisi kesin olarak çıkarılır? Hemen bir bakalım. Bizde bisikleti bir spor aracı olarak kullanılması dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından 40 yıl sonra 1910'da başladı. Ülkemizde bisikleti ilk sokan kişi ise 1880'li yıllarda Amerikalı bir gezgindi. Bu cümlede hangi yargı kesin olarak çıkarılır? Dünyada bisiklet ilk kez yarışlarda kullanılmıştır. Bisiklet spor dışında da kullanılan bir araçtır. Bisikleti dünyada Amerikalılar tanıtmıştır. Bisiklet sporu günümüzde ilgi gören bir spordur. Kesin olarak çıkarılan sadece bir tane var arkadaşlar. Yani paragrafın tümünü kapsayan sadece bir tane var. Bisiklet hem binek aracı olarak hem spor dışında da kullanılan, hem sporda hem spor dışında da kullanılan bir araçtır arkadaşlar çıkarılıyor. Ne diyor şurada? Bir spor aracı olarak kullanılması dünyada 1910'da başladı diyor. İlk defa. Yani ondan önce ne olarak kullanılıyor? Sporun dışında da kullanılıyordu diyor. 1910'dan itibaren sporla beraber 1880'li yıllarda ise
ülkemize bir Amerikalı getirdi. Yani B seçeneği en kapsamlı, hepsini içine alıyor. Doğru cevap B. Özür diliyorum. Bu cümleni aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Evet arkadaşlar, 8. sınıflar gerçekten okuduğunuz, anlayabileceğiniz sorular hep. Ya yazılı da kesin çıkacak sorular bunlar. Söylemedi demeyin. Mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Hangisi çıkarılmaz? İnsanlık tarihi boyunca yakılan kütüphanelerde binlerce bilginin yok olup gitmesi, bilimin de gerilemesine neden olmuştur. Çok güzel bir parça aslında. İnsanlık tarihi boyunca birden fazla kütüphane yakılmıştır. Hayır. İnsanların yanlış davranışları bilimin gerilemesine neden olabilir. Olabilir, kalsın. Bilgi birikiminin yok olması bilimin olumsuz etkiler olabilir. Bilimin ilerlemesine engel olan birçok etken vardır. 10. sorumuz ne diyor? Pardon, 11. sorumuz arkadaşlar. Birçok etken bilimin ilerlemesine engel olan birçok etken vardır. Bu da olur. Yok, olamaz. A'yı tekrar okuyalım. İnsanlık tarihi boyunca birden fazla kütüphane yakılmıştır. Hangisi çıkarılamaz diyor. Binlerce bilginin yok olup tarih boyunca yakılan kütüphanelerde diyor arkadaşlar. Pardon. A da var. B de var. C de var. D'yi bir daha okuyalım. Bilimin ilerlemesine engel olan birçok etken vardır. Bilimin ilerlemesine, gerilemesine neden olmuştur. Pek çok etken. Pek çok etkenden bahsetmiyor arkadaşlar. Sadece kütüphaneden bahsediyor. Birçok etkenden bahsetmiyor. Yani doğru cevap ne olacak? D seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Onu biraz zorladı. Şurada birçok etkeni dikkat etmesek yanlış yapılabilir. Geçiyoruz 12. soruya derhal. Bu parçanın alındığı metnin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. 12. Hangisi olamaz? Dikkat edelim. Sohbet, eleştiri, deneme, hikaye. Burada farklı olan arkadaşlar hikaye gibi duruyor. Diğerlerinden farklı. Aynı şeyden gelemez. Bakalım parça ne diyor? Bence gerçek sanatçı içinde yaşadığı topluma göre devrinin daim ilerlemesine yaşaması gereken bir insandır. Her geriye çekiliş deneyiminden çok sinirlenecek, acı duyacak odur. Evet arkadaşlar, kesinlikle zaten hikaye diğerlerinden farklı olduğu için hikayeden alınmış olamaz. Hikaye değil çünkü. Geçelim hemen 13. soruya. Bu metine göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Yunus Emre'ye ait olamaz? Bakalım Yunus Emre'nin hangi özelliğinden bahsetmiş? Yunus Emre tasavvuf edebiyatın büyük şairlerinden biridir. O insanlara engin sevgiyle bağlı, onun insan sevgisinin temelinde. Evet, Allah sevgisi şiirlerinde Allah aşkı ve insan sevgisi konularının duyduğu bir şekilde iletmiştir. O duygu, düşünce ve inanışlarını büyük bir şekilde ile şiirleştirmiştir. Hangisi ona ait olamaz? Bakalım çok basit bulabileceğimiz Allah aşkı diyor. Çünkü insan sevgisi. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğuna yerinirim. Aşkın ile avunurum, beni sana gerek. Evet, bu Yunus Emre'nin zaten. Bizim yaylanın başına can dayanmaz öküşüne, serin yaylalar başına kuraydım çadırı şimdi. Burada ne insan aşkı var arkadaşlar, ne Allah aşkı, Allah sevgisi var. Kesinlikle B seçeneği arkadaşlar 13. Yunus Emre'ye ait bir şiir değildir. Çünkü okuyun bakalım şu sevelim sevilelim. Gökyüzünde İsa ile, evet direkt zaten bunlar Yunus Emre'nin şiirleri. Geçiyoruz 14. soruda. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Birinci cümle öznel dil yargıdır. Cümlelerde karşılaştırmaya yer verilmiştir. Cümle tanım cümlesidir. Üçüncü cümle, dördüncü cümlede benzetme yapılmıştır. Hangisi doğruysa hemen orada duralım çünkü uzun. Akdeniz bölgesi genellikle yaz mevsimini hakimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor. Davraz bu inanışı tersine çeviriyor bence diyor. Ne diyor? Bence diyor. Bence tersine çeviriyor ama bence tersine çevirmez. Yani burada öznel bir anlatım var mı? Var arkadaşlar. Hemen A seçeneği diyorum ve geçiyorum. Çünkü bence dediğine göre kişiye göre değişen bir durum söz konusu. Arkadaşlar kelimelerin gücünü mutlaka kullanın. Kelimelere dikkat edin. Kelimeler direkt size doğru cevabı veriyor. Türkçe böyle bir ders. 15. Bu parçaya göre yüz ifadesinin en önemli işlevi, evet yüz ifadeleri vücut dilinin yani en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar 15.
Hemen 15'i şıkları önce bakayım. Şıklarda çünkü bulma ihtimalimiz çok yüksek bu soruların cevaplarını. İnsanlar arası iletişimi geliştirmek, duygularının aktarımını kolaylaştırmak diyor değil mi? Özür diliyorum. Duyguların aktarımını kolaylaştırmak. Bakalım ama okuyalım yine de. Çağımızın en yeni iletişim olan dili olan yüz ifadeleri yazısı. Evet arkadaşlar, en iyi iletişim olan yüz ifadeleri duyguların aktarılmasını kolaylaştırma. Gerisini okumaya gerek kalmadı bizde. 16. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öğe vurgulanmıştır? Yani hangi öğe yüklemden öncedir? Çünkü vurgu nerede gelir? Yüklemden önceki öğe vurgulanır arkadaşlar. Bakalım hangisinde yüklemden önceki öğe farklı bir öğedir? Zavallı adam günlerdir bu parkta uyuyor. Öğretmen izin vermeden kimse sınıftan ayrılamaz. Evet, ikisi aynı. Verdiğin kitabı uyumadan önce bir solukta, nasıl bir solukta? İşte bu farklı sanırım. Biraz samimi olunca sırlarını herkese söyledi. 16. sorumuzun cevabı arkadaşlar, kime, herkese, sınıfa, parkta, nasıl? Burada nasıl sorusu vurgulanmış. Doğru cevap C seçeneği. Hemen gidiyoruz 17. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yazım yanlışı olmayan bölüm bizden soruluyor arkadaşlar. Bakalım. Özellikle 1923'ten olacak, burada var. Anadolu insanı, burada bir şey göremedim. Daha samimi bir biçimde, burada bitişik yazılır, çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı, buradaki S büyük olur. Yani nerede hata yok? 2, B seçeneğinde bir yanlışlık yok arkadaşlar. Diğerleri zaten bariz yanlış. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Bu da öğrencilerin çok düştüğü bir sorudur. Bakalım. Bizim takım dün yaptığı karşılaşmayı kazandı. Kim? Bizim takım. Ne zaman? Dün. Yaptığı dün neyi? Yaptığı karşılaşmayı. Burada 4 tane öğemiz var. Bu olmaz. Sahnenin arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu. Yaşanıyordu. Nerede? Sahnenin arkasında nasıl büyük telaş? Olmaz. İnsan olayları değerlendirebilen bir varlıktır. Kim? İnsan. Neyi? Olayları değerlendiren bir varlık. Evet arkadaşlar, C seçeneği iki öğeden oluşuyor. Hemen geçelim 19'a. Sokaklara köprüler, çanaklar, testiler ve kaseler dizilmişlerdir. Altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesidir? Arkadaşlar burada hepsi aynısıdır değil mi? 19. sorumuzun cevabı çok basit aslında. Dizmişlerdi. Neyi? Nereye? Sokaklara. Neyi? Burada neyi kelimesinin sorusunun cevabı arkadaşlar. Ne dizmişlerdi veya diyebilirsiniz. Belirtisiz nesne değil mi? Çok açık belirtisiz nesne olduğu. Hemen geçiyoruz. 20. aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanmıştır? İşte öğrencinin baş belası yine. Arkadaşlar bu arada sınavımız burada sonra erecek. Son soruya geldik. Siz de videomuzu beğenip abone olursanız seviniriz. Hemen 20. soruyu çözelim. Hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır? Elektrikler gitmeden önce kontrolleri yapmalısınız. Köye gelen postacı elindeki mektupları muhtara bıraktı. Buralar oksijen bolluğundan dolayı yaşanası yerlerdir. Farklı sanırım diğer ikisi çünkü aynısı. Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı. Vardı yerlerdi bıraktı. Yapmalısınız. Çok açık arkadaşlar. A seçeneği farklı bir fiilisi taşımaktadır. Evet arkadaşlar, sorular uzun olduğu için çok fazla açıklama yapamadık. Bu yüzden sizden özür diliyoruz. Çok uzuyor, kızıyorsunuz videolar çok uzun diye. Biz de hızlı okumak ve açıklama yapmadan gitmek zorunda kalıyoruz. Evet, sınavımız burada sona erdi. Lütfen kusurlarımız varsa affola. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın, başarıyla kalın sevgili gençler.